dirais que mais oui, on veut ça reprend toujours. Ça sort tout, quoi. Un sourire en plus. Ça me brache le bel et ok du mes. Du mes, mais bel. Onu yineleyelim bütün gece açık tutalım, boka boğalım. O ölsün, niye biz? Uyanma almayınca falan gibi bir susun. Şimdi burada bir sistem var yani. Bunlar doktor, akademisyen falan. Besbelli bağışıklığın çözmesi için ne kadar uyuyabilirsin, ne kadar uyumaman gerekiyor biliyorlar. Arkadaki kanserden ölen komşulardan diğerlerinden belli. Onlar da böyle işlem gördü. Evet. Zayıfla başlattığını bu eski zamanlardan beri böyle şeyler yapıyorlar. Ve iki günde bir hastaydı. Ölüm döşeğine düştüm. Satüre inanılmaz bu karantina hastalıkları. Bu şeyler yüzünden. Kim bunu yaptıran tahmin edeyim. Bu servis taşıtlarından birinin şoförü veya başka bir çatçaklar. Asker gibi. Stomp saatinde. Yine aynı yerlerde boklarsız. Yine aynı zararsız. Yine kapız. Bu insanlar insanları hastalayıp kasıtla öldürmekten niye ceza yemiyorlar? Bu cinayetle ne farkı var bunun? Biri bana söylesin. Ha, onlarca sene böyle işlemlerle hastalık kapıp ölmüşsün. Ha, kurşun yemişsin. Farkı ne be? Keseleyin ziyası uyutma. Uyurken kaç kere kaldır iğnelerle en ağrıyan yerlere uyandır. Sabah erkenden bu işlerle uyandırsın. İnsanın başlıklığı gider. Cinayet. Aynen böyle cinayetleri işlediler. Şahitim arkadaki bahçesinde çektim ve köpeği salmıştı arkadaki. Havlaması tabur yazıyordu. Merak ettim ne? Besbelliyim. Bu şeylerin cinayet yani. Yavaş yavaş bağışıklığını çökerek hastalığa kansere kaptırarak öldürmüşsün. Ne farkı var? Beynine bir kurşun sıkmışsın. Ne farkı var? İşlemlere bakın. Her gün aynı saatte. Aynı işlemler. Parazitleri bile, sivrisinekleri bile. Dün de aynı saatte gece yarısı uyandırmaları kaç kere. Bugün de. Dün de aynı saatlerde aynı havlama olayları bugün de. Her gün aynı noktaya boklar verdiği zararlar belli. Bugün de. Neden bu cinayet sayılmıyor? Ortak mı bu cinayet işlerine bakacak olan yetkililer? Cinayetleri ortak mı? Dediğim için sorun halim değil yani. Kapız bir, burun akıl, iki, nezleymiş gibi bağışıklık sistemi çöküyor besbeleyin. Bu insanların neden icabına bakılmıyor? Bu nasıl bir olay? Buna mantığım ermiyor be. Hadi alın siz öldürün. Öldürme lisansınız var. Vergi dairesinden çıkarıldı. Sonra binamı içersiniz. Bu nasıl bir orhonsluk be? Bunca siyah beyaz, çatçaklı kafe ve kuaför
müthiş havlama makinesi. Onu yayınlaya bitebildik buradan. Anında bu. Bu giderse başkası hayvanlarda problem değil. Bu cami seri katillerin neden icabına bakılıyor? Sitelerde anılırım mı be? Çocukları katıyorlar, aralarına saptırıyorlar. Doğum hastanesine saptırıyorlar bu çocuklara, sineklerine. Bunların neden icabına bakılmıyor? Bir ara böyle çektiler buradan, çok yayınladı falan. Fakat yine geceleri aynı zamanlarda aynı. Daha mı uzaktan oluyordu bu şeyler? Nereden? Doğum hastanesinin içinde mi? Bebelerin yattığı yerden. Uyuduğu, gebelerin aynı işlem. Bu orhon spulara neden işlem yapılmıyor? Hayatta duyuldu. Gün başladı zaten. Bir saldırıyız. Böyle. Telefonun kurtuldu. Ha, düğmeleri. Ha, bunu yenildi bu virüs. Sıkık. Bugün belli. Güce bakıyorum. Güce bu. Nereye gidip dedik. Bu. Hala kasa gelmedi mi? Kanka yanına tesadüfen geleceğiz. Yine seni kasa getirmeye çalışacağız. Pislik kaldırırken yine balkonda bulacağız tesadüfen. Tek o zamanlar. Evet. Bu insanlara neden çare bulunmuyor? Söyleyeyim bakalım. Bir sıra oturmaz. Parazite boğuyorlar evi. Bu insanlar neden çare bulunuyor? Neden bunlar hapiste değil cinayetler? Bunu anlamak güç. Artık şimdi hayvanat seri katil Zeynep'ten bahsediyoruz. Kiralık katil o karşıma çıkacak yakında. Süreceklerse suratıma. Bunlar için. Diğer davalarıma düşen linçlere uğratanlar o. Mustafa Aydın. Söz ediyoruz. Biliyorlar. O yine başlıyor. Pis suratını göstermeye etrafta. Bu nasıl bir şirket? Bunlar neden hapiste değil be? Onu bana birisi anlatsın. Hayvan sever ha. Haytapı yöneten bunlar be. Bu işler için ve diğer cadı ordusu yaratmak için şeylerle uğraşan, tarotlarla, büyülerle uğraşan, ölümcül şeyleri öğretmek için. Azrail'imiz bunlar. Herkes ölecek diye hava atıyor. Biz seçiyoruz. Herkesi öldürebiliriz. İznimiz var. Onu kendisi söylüyor be. Kedi hokkabası. Kadriye Orhon. Kızı da Beykoz'da aynı Orhon'luğu yaptığına dair hiçbir şüphe yok. Bu virüs tekrar ortaya çıktı. Uzun zaman sonra tekrar. Ben baştan beri biliyorum. Bok şampiyon olduğu gibi virüs şampiyonu. Ile beraber. Virüs şampiyonudur mu? Aynı virüsün diğer bölgede de yaşıyor. Tıpkısı aynısı. Ne zaman? Bir şey yayınlayacak zaman. Yorumlaştığı zaman. Bu şeyler hakkında. O zaman. Virüs ve bok şampiyonu bu be. Devletin hiçbir kurumu güvenli değil. Ekonomiyi baltalar böyle. Bu insanlar neden içeride değil? Ömür boyu psikopatlar.
var yine imtihanı yemedim. Tatil günü, daha sabah erken. Bu şeyi biz yaşadık. Hastaneye, pardon, mahkemeye gideceğimiz gece de sağ. Biri de başladılar bu şeylerle. Sabaha kadar. Bütün komşulara yük. İnsanlar o kadar bütün hafta sonu çalıştı. Dinlenecek şimdi hafta sonu. Bu şey. Ben bu zararları yok etmek için bazı şeyler kullanıyorum. O şekilde belki hasta olmuyor fakat diğer hanımım durmadan hasta inat ediyor bu şeylere. Bunun haberi olmayan, kullanmayan insanlar ölüyor. Kanserden şundan bundan korunmayıp bu cinayetlerin hesabı neden sorulmuyor? İnsanlar mecbur mu? Bunlar niye bu bilgileri dağıtmıyor? Bunların kredi numarası yapıp bu servislerin plakalarını çekeceğiz. Ve kedi postaydı buradan. Kim bilir bütün gece diğer işlemleri buradan karşınızı göndermek. Evet. Bu kedi yok edilecek belediye. Onun penceresinin önünde her gün sabah 24 saat. Bu kediyi yok etmek gerekiyor. Çünkü parazit dolu şeytan var içinde, iblis. Besbelli. Kim yönetiyor besbelli? Bu kedi yok olsun. Tekrar pisliklerini oyun parkına bırakan bu insanlar yok olmalı.